Uşak'ta başlayan bu özgürlük rüyası, maziden gelen miras, bu büyük çaba, Mustafa Kemal'in önderliğinde cumhuriyet kuruldu. Tarih ebediyete yazıldı. Çaldı. Allah Allah. Şuna durun bakayım, toz kaldırıyorsunuz. Çocuklar siz içeri geçin bakayım. Allah Allah, bu fotoğraf nereden çıktı? Hanım! Hanım bir baksana. He, geliyorum. Söyle, ne oldu? Hanım, bu fotoğrafı daha önce gördün mü? Görmedim. Babamın kitaplar arasından çıktı. Bunun için mi çağırdın beni? Ne yaptın bu fotoğrafı? Nereden bileyim? Allah Allah. Bayağı da eski bir fotoğraf. Nerede çekildi ki acaba? Neresi burası? Bir işe mi yardım edelim demiyorum ha. Peki şunlar nasıl vardır onu da biz yapalım. Ben gidiyorum. Nereye? Ağabeye gideceğim. Bir iş yapıverseydin. Akşam yemeğe geç kalma. Kalmam. Selamünaleyküm ağalar. Selam. 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 Hoş geldin. Selamünaleyküm Hüseyin emmi. Selam. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz. Sen nasılsın? İyi Hüseyin emmi. Biliyorsun benim babam vefat etti. Evet. Evde de şöyle bir fotoğraf buldum. Sen daha önce böyle bir fotoğrafı gördün mü? Ben bu fotoğrafı tanıyamadım. Eyvallah Hüseyin emmi. Sağ olasın. Yusuf emmi. Selamünaleyküm. Evde böyle bir fotoğraf gördüm. Sen daha önce bir fotoğraf çıkıyordun. Hayır, bir kez gördüm. Kim çekmiş bunu? Bilmiyorum vallahi Hüseyin emmi. Bütün köy halkına sordum, büyük abisine sordum, hanıma sordum. Hiç kimse yok ya. İlk defa görüyorum. Eyvallah Hüseyin emmi. Kardeş bir baksana ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeş. Geç otur. Eyvallah. Ben o fotoğrafı bir yerden biliyorum. Bu fotoğraf babam Kazım'a ait. Sen rahmetli Emin amcanın oğlu değil misin? Evet de ben seni çıkaramadım kardeş. Ya nasıl tanıyamadın oğlum? Ben mahalleden Panter Arif. Panter Arif. Ah be Arif. Senin yüzünden az mı leblebi kaybettik be oğlum? Kardeş sen bu fotoğrafı nereden buldun? Hanım bugün evde temizlik yapıyordu. Ben de rahmetli babamın odasını toparladım. Kitapları vardı rafa yerleştirilecek. Odasından içeri girdim. Bizim çocuklar da odada oyun oynuyormuş. Benim büyük kız koluma çarpınca kitaplar devrildi. Kitapların arasından çıkıverdi fotoğraf. Hanıma sordum bu fotoğrafı biliyor musun diye. Hanım da bilmiyorum dedi. Ben de köy kahvesine geleyim dedim. Buradaki büyüklerimiz bilir. Bilirsin burada eski toprak çok. Köy kahvesindekilerden de ses çıkmayınca ne yapacağım diye kara kara düşünüyordum. Ahmet bilirsin babamlar o yıllarda çok yakın bir dostlukları vardı. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yılı büyük bir coşkuyla kutlanırken ülkemizde ve Uşak'ta. Babam Uşak'ın o zamanlar tek fotoğrafçısı olduğu için bu fotoğrafı ölümsüzleştirdi ve büyük bir ihtimalle bu fotoğrafı Emin amcaya armağan etti.
Vay be Arif'im. Demek bu fotoğraf 70 küsür yıllık ha. Ve sadece biz biliyoruz. Ama ben kafama koydum Arif'im. Ben bu fotoğrafı belediye reisine götüreceğim. Belediye reisinden de bu fotoğrafı başkente iletmesini isteyeceğim. Bu fotoğrafı tüm Türkiye, hatta tüm dünya duysun istiyorum Arif. Eyvallah Ahmet. Bu fotoğrafı gerçekten bütün Türkiye'ye yayılması lazım. Bu fotoğrafı herkes bilmeli. Allah yoluna açık eylesin. Eyvallah Arif'im. Allah'a emanet ol sen de. Aklım fotoğrafta kaldı. Kaç gündür çocukların evde montla gezdiğini düşünmüyordu. Fotoğrafı mı düşünüyor? Hanım sen yat. Yetmedi mi garip fotoğraf? Ulan Ahmet, yarın ilk işim bu fotoğrafı belediye reisine göstermek olsun. Vay be, o yıllarda bu imkansızlıklara rağmen Cumhuriyeti bize böyle armağan ettikleri için Rabbim sana binlerce kez şükürler olsun. Selamünaleyküm hemşerim. Aleykümselam. Hop. Hemşerim nereye? Belediye reisini görüşecektim. Reisin haberi var mı geldiğini? Yok ama ona göstermem gereken önemli bir fotoğraf. Reisin haberi yoksa in aşağı kalk. Hemşerim önemli bir fotoğraf var diyorum. Bey ne oluyor burada bu ses ne böyle? Sesiniz içeriye kadar geliyor. Arkadaş içeri girmek istiyor ama reisin haberi yokmuş. Ne oldu? Memur hanım elimde göstermem gereken önemli bir fotoğraf var reise. Bakabilir miyim şu fotoğrafa? Buyurun siz benimle gelin ben bir başkanıma bu fotoğrafı göstereyim. Başkanım bir vatandaş bu fotoğrafı size iletmemi istedi. Getir bakalım neymiş fotoğraf. Buyurun efendim. Allah Allah. Fotoğraf nerede ve ne zaman çekilmiş ki? Ayrıca bu adam bunu neden bana göstermek istedi? Fatma. Çağır bakalım şu adamı. Fotoğrafın aslı astarı neymiş? Bir dua anlatsın. Tabii efendim. Buyurun başkanım sizi bekliyor. Buyurun. Selamünaleyküm beyim. Allah razı olsun. Aleyküm selam. Allah cümlemizden razı olsun. Geç otur. Hele bir de sen anlat bakalım. Şu fotoğrafın aslı astarı nedir? Neden bana göstermek istedin? Beyim bu fotoğraf Cumhuriyetimizin 10. yıl kutlamalarında Uşak'ta çekilmiş. Babamın arkadaşı Kazım amca o dönemin fotoğrafçısı. Bu fotoğrafı çektikten sonra, kutlamalardan sonra babama bu fotoğrafı hediye etmiş. Sahiden çok güzel fotoğraf. Buna şüphe yok. Lakin bu noktada benden isteğin nedir? Beyim bu fotoğraf Cumhuriyetimizi nasıl kurduğumuzu temsil eden çok önemli bir eser. Bu fotoğrafı tüm Türkiye duysun bilsin istiyorum. Belli çok özel bir fotoğraf. Bunu hemen Ankara'ya ulaştırıp gerekli işlemlerin başlamasını sağlayacağım. Allah razı olsun beyim senden. Allah senden razı olsun beyim. Estağfurullah, estağfurullah. Eğilmez başım geri.
Başkanım, misafiriniz Ahmet Bey geldi. Tamam kızım, içeriye alabiliriz. Buyurun Ahmet Bey. Başkan Bey sizi bekliyor. Teşekkürler. Hoş geldin Ahmet kardeş. Hoş bulduk başkanım. Buyur otur lütfen. Ver bakalım. Şu fotoğrafın aslı astarı neymiş bir inceleyelim. Fotoğraf güzel, iyi, hoş. De bu fotoğrafın uçakla çekildiğini nereden bileceğiz biz? Başkanım, fotoğrafı dikkatlice incelerseniz kanunun üzerindeki şeker pancarlarını görürsünüz. Türkiye'de ilk ve tek açılan şeker fabrikası Nuri Şeker tarafından Uşak'ta açılmıştır. Ahmet kardeş, arkadaşlarımız sana çay kahve ikram etsin. Bu fotoğrafı biraz inceleyeyim. Daha sonra seni yine çağıracağım. Tamam başkanım. Kızım, şu Ahmet Bey'i bir çağır hele. Gel. Buyurun başkanım. Ahmet kardeş, biz bu fotoğrafı inceledik. Bu fotoğraf hem cumhuriyetimizi hem de uşağımızı en iyi şekilde temsil ediyor. Demek atalarımız Kurtuluş Savaşı'nda böyle mücadele vermişler. Bu fotoğraf en kısa sürede tüm Türkiye'ye ve tüm halkımıza gönderilecektir. Allah senden razı olsun beyim. Allah senden razı olsun. Cemi cümlemizden. Bu fotoğrafı bize ulaştırdığın için biz sana teşekkür ederiz. Vay be! Bakıp geçtiğimiz fotoğrafın meğerse ne hikayesi varmış. ...29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı, bir milletin inancının, azminin ve fedakarlığının destansı bir zaferiydi. İnançla gidilen bu yolculukta, Cumhuriyet'in 100 yılını geride bırakırken yaşadığı mücadeleyi, hürriyeti, istikbali ve istiklali içinde barındıran zengin bir mirasa dönüştü. Uşak'ta çekilen ve elden ele dolaşan, sonunda Türkiye'ye kazandırılan bu Cumhuriyet fotoğrafı, bir kentin ve bir milletin ne kadar büyük bir azimle, kararlılıkla hareket ettiğinin bir belgesidir. Bu kare, geçmişteki mücadeleleri hatırlatarak, gelecek nesillere, Cumhuriyet'in değerini ve kazanılmasındaki güçlükleri anımsatmaya devam edecek.